Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Konuğumuzla bir aradayız. Hepimizi ilgilendiren yine bir konu üzerinde duracağız. Cildimizden bahsedeceğiz. Soğuk havayla birlikte karşılaşılan problemlere özellikle işaret edeceğiz. Cildi uzmanı doçent doktor Günseli Şefika Pancar stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz Şefika Hanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Bir kez daha bir aradayız. Evet. Bu sürede doçent de oldunuz. Evet. Tebrik ediyoruz çok öncelikle. Çok kutluyoruz. Sağ olun. Yine birçok başlığımız var size soracağımız. Hemen isterseniz başlayalım. Havalar soğudu ve cildimizde problemler de aslında başladı soğuk havayla birlikte. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Soğuk hava, sıcak hava, bu geçişler, içeride klimalı ortamdayız. Dışarıya çıkıyoruz, buz gibi bir hava nasıl etkiliyor öncelikle cildimizi, bu sıcak soğuk geçişleri? Mevsim değişikliklerinde tabii ki sadece deri değil, yani ben hani şimdi bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olarak da sadece deri değil, metabolik olarak da tüm vücut ve hormonlar buna adapte olmaya çalışıyor. Örneğin kardiyak ritim değişiyor, kalp atım hızı sıcaklığa göre farklılık gösterebiliyor. Böbreklerin süzme fonksiyonları tabii değişiklik gösterebiliyor. Akciğerlerin kapasitesi ya da soluk alıp verme hızımız bile buna ayak uyduruyor. Bunların hepsi, hormonal denge de aynı şekilde, tiroid hormon değişiklikleri, diğer hipofiz hormon değişiklikleri, bunların hepsi metabolizmayı belli bir düzeyde, belli bir dengede tutmak için gerekli. Tabii vücut ısısını da vücut belli bir seviyede tutmalı ki diğer fonksiyonları daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilsin. Bir savunma gibi. Savunma gibi kesinlikle. Tabii ki mesela çok soğuk havada vücudumuzun ısısı da onunla beraber düşmüş olsaydı hayatımızı idame ettiremeyebilecektik. Ya da çok sıcak havada çok sıvı kaybına neden olduğu için sıvı kaybımız gerektiğinden çok daha fazla olsaydı, bu sefer sıvı dengesinin bozulması sonucunda hayati tehlikelerle karşı baş başa kalabilirdik. Evet, bu savunma mekanizmasını vücudumuz geliştiriyor. Evet. Bütün organlarımız bundan etkileniyor ama biz cildimizi tabii fark ediyoruz. Evet. Birçok problem söz konusu olabiliyor. Bunlar üzerinde birazcık duralım. En çok karşılaşılan soğuk havayla birlikte cilt problemleri neler oluyor? Deriye giden kan akımı miktarını vücut azaltıyor. Çünkü soğuk havanın etkisiyle daha fazla ısı ve nem kaybetmek istemiyor. Buna bağlı olarak da kan damarlarında büzülmeler oluştuğu için de ciltteki su oranı, nem oranı azalmış oluyor. Cilde giden kan miktarı azalmış oluyor. Bu nedenle de cildin daha çok pul pul dökülmesi, kuruluk oluşması ciltte gördüğümüz problemlerin arasında yer alıyor. Tabii cilt pul pul döküldüğü zaman bu sefer neler olacak? İşte kızarıklıklar beraberinde seyredebiliyor, yarılmalar, çatlamalar, tahrişler daha fazla beraberinde seyredebiliyor. Kuru ve bariyeri yoksun bir cilt tabii ki dış etkenlere karşı daha açık hale geliyor. Dış etkenler açık hale geldiği zaman üzerine bir virüs çok kolay binebilir, bir bakteri çok kolay üzerine binebilir. Bir mantar enfeksiyonunu daha fazla onlarda görebiliyoruz. Ve semptomları bu sefer hastaların değişiklik arz eder. İşte bir kaşıntıyla karşımıza gelebilir. Tabii ki deri olarak düşündüğümüz zaman saç ve tırnak da bunun içerisine giriyor. Bu sefer saç dökülmeleri, tırnak bozuklukları, tırnak kırılganlığında artış gibi diğer sorunlarla da baş başa kalabiliyoruz. Yani sadece yüzümüzde olmayabiliyor. Şimdi dış temasın fazla yoğun olduğu yerler en fazla ekstremiteler dediğimiz bizim kollarımız, bacaklarımız, yüz bölgelerimiz. Bu bölgelerde kuruluğu daha fazla hissediyoruz. Ama bu demek değildir ki gövdede bu olmayacak. Tabii ki gövdede de kuruluk görülebilir. Bu bölgelerde daha fazla kuruluğu hissetmemizin nedeni de hem kış mevsimine geldiğiniz zaman bu bölgede yağları üreten sebum salınımının azalması sonucunda cildin kuruması, yıpranması, dış etkenlerden daha fazla temasta bulunması sonucunda kuruluğu daha fazla hissediyoruz bu bölgelerde. Tabii ki bir de genetik faktörler. Cildinin herhangi bir sıkıntısı olan kişiler, yani herhangi bir cilt hastalığı bulunan kişilerde, herhangi bir deri sorunu olan kişilerde bu sorunlar ikiye katlanıyor kış dönemlerinde.
Örneğin bir hastanın psoriyazisi vardır, yani sedef hastalığı vardır. Bu daha fazla alevlenebilir. Hı hı. O risk grubunda. Risk grubuna giriyor tabii ki. Diğer cilt hastalıkları da aynı şekilde risk grubuna giriyor. Bir de genetik faktörlere bağlı olaraktan tabii ki hem bu hastalık olabilir, hı hı, hem de genetik olaraktan kişinin cildi kuru olabilir. Hı hı. Buna bağlı olarak da genetik olaraktan bir takım kişiler daha fazla cildi kurumasına eğilim oluşturuyorlar. Evet. Çocuklarımızdan en fazla gördüğümüz grupta cilt kuruluğunu, örneğin atopik dermatitli çocuklarda, atopik dermatit dediğimiz genetik faktörlerin de etkisiyle oluşan alerjik bir cilt reaksiyonu, alerjik bir cilt egzaması daha doğrusu. Onlarda da cilt kuruluğunu özellikle kış dönemlerinde, böyle mevsim geçişlerinde daha fazla görüyoruz. Sonra üzerlerine egzamanın daha şiddetlenmesi, biraz önce bahsettiğimiz gibi enfeksiyonların üst üste binmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Egzama deyince aklıma şey geldi, özellikle hani suyla teması yoğun olan kişilerde mesleksel olaraktan bir meslek hastalığı olarak da karşımıza çıkabilir. Örneğin aklıma gelen kuaförler olabilir. Dış ortamda, soğuk ortamda çalışanlar olabilir. Eli çok fazla suyla haşır neşir olanlar ya da vücudu suyla çok fazla yüzücüler olabilir. Gerekli nemlendirmeyi de sağlamadıkları durumda cilt kuruluğuyla baş başa kalıyoruz. Evet, onlar da ayrı bir risk grubu olarak yine karşımıza çıkabiliyor. Evet. Şunu da merak ediyorum. Cilt tipini kişi kendisi belirleyebilir mi? Hani ben kuru bir cilde sahibim, hı-hı, demek için ne yapmak gerekir? Biz hastalara kendi kendinize belirlemeyin diyoruz cilt tipini. Evet, sağlıklı bir şey değil. Mutlaka bir dermatoloğa görünmelerini, hı-hı, istiyoruz. Çünkü aslında cilt kuruluğu var deyip gelen, hı-hı, hastaların altında başka sorunlar çıkabiliyor. Başka bir hastalık, başka bir deri hastalığı olabiliyor. Karıştırılabiliyor. Hasta kuruyu cildim diye gelebiliyor. Bazen rozasea dediğimiz gül hastalığı çıkabiliyor altında. Bir mantar hastalığı şeklinde görebiliyoruz. Bir iktiyoziz dediğimiz genetik bir hastalık şeklinde karşımıza çıkabiliyor. O yüzden hastalar kendileri belirlemesinler cilt tiplerini. Bir dermatoloğa başvurduklarında biz hastanın ilk adımda nasıl bir cilde sahip olduğunu söylüyoruz. Ve daha sonra ona göre tabii ki medikal tedavisini, ona göre önerilerimizi sunuyoruz. Evet, kişi cilt tipini belirlemek için bir uzmana mutlaka başvurmalı. Ki ona göre önlem alacak. Nasıl korunacağız peki soğuk havadan, bu etkiden kurtulabilmek adına ne yapmalıyız? Cilt tipimize uygun nemlendiriciler tercih etmeliyiz. Tabii ki şimdi cildin en önemli 3 basamağı var. Ben hep bunu söylüyorum. Bu 3 basamağı sağladığımız takdirde ancak sağlıklı bir cilde sahip olabiliriz. Bunlar iyi bir temizlemek, iyi bir temizleyici kullanmak, cildi nemlendirmek ve güneşten korumak. Bu 3 temel basamağın yanında tabii ki destek basamaklar var. Bunlar tabii beslenmedir, spordur, stresten uzak yaşantıdır. Ama bu 3 temel basamağı göze alırsak eğer, öne alırsak, ilk önce hasta kendi tipine uygun bir temizleyici tercih etmeli. Kendi komşusundan duyduğu ya da çevreden duyduğu bir temizleyici birine iyi gelmiş olabilir ama diğerine iyi gelmez. En büyük yanlışlar bu noktada neler oluyor? Örneğin sabun tercih edilebiliyor ya da sizin belirttiğiniz gibi başka birinin kullandığı bir ürün. Ne gibi sonuçlar ortaya çıkartabiliyor atılan bir yanlış adım temizlik konusunda? Kuru cilde sahip bir kişi eğer çok kurutucu bir ajan kullanırsa genellikle yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi sabun kullanmak. Biz pH'i uygun olmayan sabunları cilt temizliği için, eğer bu ister yağlı cilt olsun ister kuru cilt olsun, kesinlikle önermiyoruz. O yüzden bir kuru cilde sahip kişi daha çok kurutucu bir ajan kullanırsa cildine, bu sefer cilt daha da kuruyacaktır ve egzamalar gibi daha büyük problemlerle karşı karşıya kalacağız. Ve bunu düzeltmek için de daha güçlü medikal tedavilere ihtiyaç duyacağız bu sefer. Tam tersine yağlı cilde olan bir kişi, benim cildimi daha iyi yapıyor, parlatıyor diye yağlı bir ürün kullanırsa, bu sefer de sivilceler, işte siyah noktalar, gözeneklerde tıkanıklıklar gibi başka sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu yanlış, daha doğrusu cilt tipinin
bilinmemesinden kaynaklı temizlik yöntemleri yanlış etkiye sahip olabiliyor. Hassas öyleyse. Cilde sahip insanlar cildinin hassas olduğunu farkına varmıyorlar. Hı-hı. O yüzden gidiyorlar marketlere tek tek deniyorlar. Hı-hı. O ürün bu ürün. Ama sonuç olarak cildi zaten hassas olan bir kişi olduğu için her ürün dokunabilir. Biz o hastalara da onlara uygun, cilt yapılarına uygun, hassas ciltlere uygun temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucunu aynı şekilde öneriyoruz. Hı hı. Şöyle bir algı da var, hani cildin daha temiz olması, siyah noktalardan kurtulması için bazı yöntemler uygulanabiliyor. Hı hı. Bant gibi ya da maske gibi. Hı hı. Ve sonrasında da şöyle bir durum oluşabiliyor. Cildin buna alışır. Bu ürünü kullanmadan duramazsın. Ya da gözeneklerin genişler gibi. Bu algılar doğru mu? Bu tür ürünleri kullanırken nelere dikkat edilmeli? Şimdi biz çok dermokozmetik ürünlere daha çok güveniyoruz bu konuda. Dermokozmetik ürünler klinik deneylerden geçmiş. Deneysel olarak kanıtlanmış. Bilimsel olarak güzel ürünler. Bu ürünleri biz hastalara daha çok öneriyoruz. Çünkü dışarıda satılan ürünlerin, bunlar maske olabilir, nemlendirici olabilir, içeriğinde tam anlamıyla ne var bilmiyoruz. Bazen ürünlerin içeriği tam olarak yazılmıyor bu ürünlerde zaten. O yüzden hastaları bize geldiği zaman biz dermokozmetik açıdan uygun ürünler onlara öneriyoruz. Şimdi tabii mesela pudralar, yoğun makyaj, kapatıcılar, fondöten gibi uygulamalarla beraber cildi zannediyor ki hasta sürekli kapatıcı uyguladığı zaman cildin yağını ve nemini sağlayacak, cildin yağını da o alacak zannediyor. Halbuki öyle olmuyor. Bu sefer daha çok kapatma sonucunda minik minik gördüğümüz siyah noktacıklar, yani cildin üzerinde oluşan tıkaçları görüyoruz. Tabii siyah nokta oluştuktan sonra bu böyle kalmıyor. Daha sonrasında bu tıkaçlar aşağıda yağ birikimlerine neden oluyor. Yağ birikimlerinin üzerine bakteriler ekleniyor. Sivilceler dediğimiz kırmızı kırmızı kabarıklıklar gelişiyor. Bu da bu şekilde kalmıyor. Daha sonra nodülokistik akne dediğimiz daha derinde yerleşen büyük büyük iz yapabilen, yani deriye iz bırakabilen oluşumlar gözleyebiliyoruz hastalarda. Yani sadece bir kapatmadan yola çıktık. Bir sürü faktör üst üste binerek en sonunda çok çok ciddi tedaviler verebiliyoruz bu hastalara. Ağızdan hap tedavileri bile kullanıyoruz. İzotretinoin tedavisi dediğimiz tedaviler bile gereksinim duyabiliyorlar. Sadece bir kapatıcı ve sonucunda yanlış uygulamalar sonucunda. Evet. Dolayısıyla doğru ürünü kullanmak burada püf noktası işin temizlik açısından. Çok şiddetli bir yıkama örneğin nasıl zarar veriyor temizlik demişken, bu da yine sık yapılan sanıyorum bir şey. Örneğin bir lif yardımıyla kişinin yüzünü yıkaması zarar verir mi? Nasıl yıkamalıyız yüzümüzü? Tabii. Kendimize uygun bir ürünü tercih ettikten sonra, özellikle bu yağlı ciltli kişilerde jel formunda ya da mikrogranül formunda temizleyicileri tercih ediyoruz. Kuru cilde sahip olan kişiler bu jel formunda, köpüren formunda temizleyiciler değil, daha çok süt bazlı temizleyicileri öneriyoruz. Hastalar kesinlikle ciltlerine bunu uyguladıktan sonra çok sürtme uygulamaması gerekiyor. Çünkü sürtme yaptıkça deri hem tahriş olacaktır, hem bu biraz önce bahsettiğimiz, eğer sivilceler, siyah noktalar varsa bunları irrite etmiş oluyoruz. Yani bunları uyarmış oluyoruz. Bu şekilde sivilcelerin daha fazla büyümesine olanak sağlayabiliyoruz. Ekstra diğer sorunlar, tahrişler ortaya çıkabiliyor. Suyu, seçtiğimiz suyu iyi ayarlamak gerekiyor. Çok sıcak suyla yıkayayım, cildim kurusun diye bir inanış var. Bu kesinlikle ya da daha yanlış, temiz daha temiz olsun diye. Ilık olacak suyumuz, çok soğuk da olmayacak. Hatta kurulamada bile biz nazikçe kurulama, yani böyle sürterek iyice kurulama şeklinde değil, nazikçe yumuşak bir pamuklu havlu yardımıyla yumuşak temizleyici ardından kurulama, daha sonrasında da nemlendirme işlemine geçiyoruz. Havlu demişken havlunun tabii kişisel olması şart ama zaman zaman birlikte kullanıldığı mekanlarda olabiliyor. Kuaförler zaman zaman bunu yapabiliyor. Bunun sakıncası nedir? Buna da isterseniz bir işaret etmiş olalım. Tabii. Şimdi cilt temizlendikten sonra tabii ki gözeneklerimiz açılıyor. Daha açık hale geliyor dış ortamla. Sonrasında uygulanan bu tıbbi olaraktan istemediğimiz, önermediğimiz, işte kişisel olmayan makyaj ürünleri de bunun dahilinde mesela.
Bunları uyguladığımız takdirde tabii enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor. Enfeksiyonlardan en sık gördüklerimiz örneğin bir uçuk enfeksiyonu kişiden kişiye bu şekilde bulaşabiliyor. Havlu aracılığıyla. Moloskum dediğimiz yine virüslerin oluşturduğu bir bulaşıcı hastalık. Aynı şekilde havlu aracılığıyla bulaşabiliyor. Diğer genital bölgede kullandığımız kondilom dediğimiz genital sihirler de aynı şekilde özellikle lazer epilasyon sonrası falan uygun olmayan hijyenik şartlarda yapıldığı takdirde bunlar da bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar, her türlü bakteriyel enfeksiyonlar. Bunlar çok hafif bir bakteriyel enfeksiyon olabilir ama bazen çok ciddi bakteriyel enfeksiyonlarla karşılaşılabiliriz. Bunun dışında en fazla uygulanan gözcü arkadaşlarımız, göz hastalıkları uzmanlarımız daha iyi bilirler ama kirpik diplerinde iltihaplanmalar, bu sefer göz ve aynı şekilde kulak burun boğaz uzmanları da daha iyi açıklayacaktır. Bu tarz problemlerle de daha fazla karşılaşmış oluyoruz. Evet, hijyene dikkat edilmezse. Cımbızla da sanıyorum, cımbızı da bu kategoride sayabiliriz. Tabii, kesinlikle. Şimdi cımbızla çekildiği takdirde bu bölge özellikle kıl diplerinde açıkta zaten siz de hissedersiniz bazen çektiğiniz takdirde kanamalar bile oluyor. Yani bu kanama demek artık ben dış ortamla irtibattayım. O yüzden bu benim bahsettiğim işte viral bakteriyel enfeksiyonların dışında virüslerden en fazla şu an zaten artış gösteren hepatit B, hepatit C, HIV enfeksiyonu gibi enfeksiyonlarla da daha ciddi bir enfeksiyonla da karşılaşmış olabiliyoruz. Hasta sonrasında baktırıyor, bak hepatit C'si pozitif geliyor. Bunu nereden aldığını hasta ayırt edemeyebiliyor. Acaba dişçiden mi almıştır? Bir kozmetik malzemesi sonucunda mı bulaşmıştır? Daha sonra bunu ayırt edemiyoruz tabii ki. Kişisel olarak kullanılması gereken ürünlere, malzemelere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Temizlik açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Sağlık açısından. Tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bir diğer noktada nemlendirici dediniz. Onun üzerinde de tabii ayrıca duralım. Ticari de bir durum var şüphesiz. Çok sayıda nemlendirici var. Farklı farklı reklamlar söz konusu bu konuya dair. Nasıl seçmeliyiz uygun nemlendiriciyi? Siz nasıl hareket ediyorsunuz bu noktada? Şimdi en fazla karşılaştığımız sorunlardan yola çıkarak anlatayım ben. Hastalar genellikle polikliniğe bana geldiklerinde şey diyorlar. İşte ben doktor hanım cildimi temizliyorum, üzerine nemlendiricimi kullanıyorum, üzerine toniğimi kullanıyorum, gece maskesi yapıyorum. Ama bir türlü cildimi düzeltemiyorum. Ama bakıyorsunuz hastanın cildi yağlı bir cilt. Yani bunları böyle üst üste kullanıldığı takdirde zaten cilt yağlanacak. Ve zaten sivilce ve sorunlar kaçınılmaz olacak. Tam tersi, olmuş olacak. Ya da bakıyorsunuz bu nemlendirici bana iyi gelmedi diyor hasta. Ama cilt tipine uygun bir nemlendirici değil. Diyelim sürüyorum bir türlü özellikle kuru ciltlerle karşılaşıyoruz. Sürüyorum nemlendiriciyi bir türlü yanıt alamıyorum diyorlar. Ama bakıyorsunuz nemlendiricinin içerisinde ona dokunabilecek bir etken madde var. Ya da o cilde sahip olan bir kişinin kullanmaması gereken bir ürün diyelim. O yüzden zaten hekimlerinden yardım alsın istiyoruz hastaların. Bu özellikle marketlerden ya da gidip başka yerden ya da başka öneriler sonucunda bunları almasınlar. Hekim kontrolünde cilt tiplerini öğrenerek bizim önerdiğimiz tarzda ürünler kullanmalarını tercih etmelerini istiyoruz. Büyük öneme sahip yine nemlendirici meselesi de. Peki nasıl kullanılmalı nemlendirici? Bu noktada yapılan yine yanlışlar neler? Şimdi özellikle kuru cilde sahip kişilerde biz daha çok yağ bazlı nemlendiricileri öneriyoruz. Vücut için ise bunlar yağ içinde su emisyonları, su içinde yağ emisyonları şeklinde bizim kullandığımız tıbbi ürünler var. Bunun dışında içeriğinde işte bir takım organik yağ asitleri olan, organik mineraller olan ürünler var. Kuru cilde sahip olan kişilerde birazcık daha bazen de bariyer oluştursun diye, nemi içeride hapsetsin diye kapatıcı olarak kullandığımız özel nemlendiriciler var. Özellikle kuru cilde sahip olan kişilerde mutlaka sabah akşam nemlendiriciyi kullanmasını istiyoruz. Temizlenme sonrasında, cildin yıkanması sonrasında, özellikle banyo sonrasında da 3 dakika içerisinde, en az yarım saat içerisinde mutlaka nemlendiricilerin uygulamalarını istiyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi sürtme yöntemleri, tahriş yöntemleri, çok sıcak su, bunlardan kaçınmalarını istiyoruz.
Yağlı cilde sahip olan kişilerde temizlemek çok önemli. Mutlaka sabah akşam cildini güzelce temizleyecek hasta. Bu hastalarda da daha çok yağlı ciltleri uygun ürünler, yani yağ miktarı içerisinde azaltılmış ürünleri tercih ediyoruz. Sabah akşam uygulanabilir ama yağlı ciltlerde gerektikçe nemlendirici uygulamalarının daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. Tabii her iki cilt tipinde de güneş koruyucularını kullanmasını istiyoruz. O yüzden bazen sadece bir güneş koruyucu bile kullanmak yağlı cilde sahip olan kişilere yeterli gelebiliyor. Onun dışında ekstra bir ürün kullanmasına gerek duymayabiliyoruz. Ama kişisel olarak farklılık arz ediyor tabii. Bir de kuru ciltli olan kişilerde mutlaka gece yatmadan önce nemlendiricilerinin uygulanmasını istiyoruz. Çünkü gece boyunca nemi hapsediyor nemlendiriciler. Ve hani yüz yıkama alışkanlığı da o dönemde gece boyunca uykuya yattığı için cilt orada daha fazla geri dönüş alacağımızı düşünerek bunun bu şekilde uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Bu da yine bilinmeyen bir nokta. Gece yatmadan önce krem kuru nemlendirici kullanılabilir kuru cilde sahip yağlı olan kişiler. Yağlı ciltlerde de birazcık daha glikolik asit ya da retinoik asitli gece kremlerimiz var. Tabii şeye göre, cilt yaşına göre de farklılık oluşturuyor. Yağlı ciltlerde de gece nemlendirmesini o şekilde yapıyoruz. İçerisinde birazcık daha farklı ürünlerin olduğu gece kremlerinden kullanabiliyoruz, uygulayabiliyoruz. Karma cilt dendiğinde ne anlamalıyız peki? Burada nasıl bir yöntem, yol izleniyor? Karma cilde sahip olan kişilerin cildinin bir kısmı yağlı, bir kısmı kuru olarak ifade eder hasta zaten. Özellikle yağlı bölgeleri T bölgesi dediğimiz alın, burun ve çene bölgesinde daha fazla yağlanmayı görüyoruz karma ciltlerde. Yanaklar genellikle daha kuru oluyor. Şimdi bu hastalar eğer çok yağlı cildi T bölgemi arındırayım diye yağlı ürünler kullandığı zaman bu sefer yanaklarda kuruluk, kızarıklık ve tahrişler görülebiliyor. Tam tersini yaptığı takdirde eğer kuru cilde uygun bir ürün kullanırsa bu sefer T bölgesinde aynı şekilde sivilcelenme görebilir. O yüzden de onlara yönelik ayrı nemlendiricilerimiz var karma ciltlere yönelik. Ne çok yağlı ne çok kurutucu ürünler. Onlara da o tarz nemlendiriciler öneriyoruz. Onlar için de ayrı bir ayrı kategori yöntem var. İzleniyor. Bir diğer cildimizin iyi bir durumda olması için gerekli nokta güneşten korumak dediniz ki onu da ifade ettiniz aslında yağlı ciltler için zaman zaman sadece güneş kremi de yeterli olabiliyor dediniz. Bu noktada biz güneş kremini genellikle yalnızca yazın kullanıyoruz. Sanıyorum yapılan büyük yanlışlardan biri de bu. Nasıl kullanmalıyız? Yine seçerken nasıl bir yol, yöntem izlemeliyiz güneş kremiyle alakalı olarak? Güneş kremini ister yağlı cilt olsun, ister kuru cilt olsun, hassas cilt özellikle istiyoruz zaten. Karma cilt olsun, bir olgun cilt olsun mutlaka güneş kremini her cilt grubuna öneriyoruz. Yaz kış fark etmiyor. Yazın da güneşten korumalıyız, kışın da güneşten korumalıyız. Ben hep anlatırken diyorum, ozon tabakası artık eskisi gibi ultraviyoleyi filtreleyemiyor. Tabii ki hem ultraviyole A hem ultraviyole B dünyamıza çok yoğun bir şekilde geliyor. Bu sadece yaz dönemlerinde böyle olmuyor. Yani kış dönemlerinde de aynı şekilde ultraviyoleye maruz kalıyoruz. Özellikle karın yansımasıyla bile, karlı ortamda bile ultraviyole ışığını cildimiz alıyor. Tabii cildimizi güneşten korumak için, ultraviyoleden korumak için daha doğrusu güneş koruyucuları yaz-kış kullanmamız gerekir. Ben hep şöyle söylüyorum, dışarı çıkmadan yarım saat önce güneş koruyucunuzu cildinize uygulayın. Daha sonrasında bu güneş koruyucu sizi gün boyu korumayacaktır. Bu hani 3 saat sonra özellikle yaz dönemlerinde biraz daha sık uygulamayı öneriyoruz. Çünkü hasta denize giriyor, havuza giriyor, çıkıyor, yüzünü daha fazla yıkıyor, daha fazla terleme oluyor. O yüzden birazcık daha sık aralıklarla kullanması gerekiyor yazın. Ama kışın da aynı şekilde güneş koruyucuyu mutlaka dışarı çıkmadan yarım saat önce kullanmamız gerekir. Sonrasında 3 saatte bir, 4 saatte bir tekrar edilmeli güneş koruyucu. Güneş ışınları cildimize zarar verebiliyor. Güneş kremi de bundan korunabiliriz. Başka ne yapmalıyız güneş ışınlarından korunabilmek adına? Özellikle güneşin belli saatleri daha fazla dik geliyor. Yaz dönemlerini baz alırsak 11 ile 3 arasında ultraviyolenin çok yoğun olduğu bir dönem. O yüzden hastalara mümkün olmadığınca 11 ile 3 arasında çok dışarıda bulunmamalarını öneriyoruz.
koruyucu ekipmanları mutlaka kullanmaları gerekir. Özellikle hani hem saçın korunması için hem cildin ve yüzün korunması için şapkalar öneriyoruz. Güneş gözlükleri mutlaka kullanmalarını istiyoruz. Mevsime göre giyinme çok önemli. Özellikle yaz döneminde pamuklu giysiler, 11 ile 3 arasında dışarı çıkılacaksa mümkün olduğunca kapatıcı, biz tam tersi daha açık şeyler tercih ediyoruz ama ultraviyoleye maruz kalmamak için birazcık daha kapalı giysiler tercih edip ve güneş koruyucularımızı ona göre kullanmamız gerekiyor. Kışın ise daha çok yünlü giysileri biz kullanıyoruz. Evet. Ama yünlü giysiler hem cilde daha fazla tahriş edebiliyor, hem çıkarırken atkımızı falan, saçlarımızın daha fazla elektriklenmesi, daha fazla kırılması, cildin daha fazla kurutulmasına neden olabilir. O yüzden pamuklu gene aynı şekilde giysiler, çok sıkı dar çamaşırlar, dar giysiler, hem yazın terletme anlamında, kışın da cildi çok sıkıştırdığı için onun hava alamaması ve sonuç olarak nem kaybına da aynı şekilde, sürtünmeyi de artırdığı için, nem kaybına sahip olduğu için giysilerimizi de bu şekilde seçmemiz gerekiyor. Beslenme, tabii sıvı alımı, hem yazın hem kışın, sadece yazın değil sıvı alımı, değil kışın da gerekli. Büyük öneme sahip. Stresten uzak bir yaşam. Artık bunlar ne kadar da mümkün olabilirse. Evet. Gerekli tabii ki cilt sağlığı için. Güneşten korunmak gerektiğini ifade ettik ama bir diğer durumda aslında tam tersi, güneş ışınlarından yoksun kalıp ortaya bazı problemler çıkabiliyor yoksun kalmamız neticesinde. D vitamini eksikliği. Bunun için ne önerirsiniz? Yine kışın özellikle bölgemizde sanıyorum sık karşılaşılan problemlerden biri D vitamini eksikliği. Bu noktada nelere dikkat etmeliyiz? Cildimiz için neden önemlidir D vitamini? Şimdi ultraviyole ışığı tamam, D vitamini sentezini için gerekli. Hem hayatımızı idame ettirmemiz için güneş ışığı gerekli. Fakat zararlarına baktığımız zaman, tabii kötüye kullanıldığı takdirde, işte bronzlaşma gibi, çok uzun süreler maruz kalma gibi zararlarına baktığımız zaman, bir cilt kanserinden tutun da derinin hızlı yaşlanması, hızla sıvı kaybetmesi, elastikiyetinin kaybetmesi. Ama biz en fazla korktuğumuz deri kanserlerinin oranında artış, bununla beraber gördüğümüz için hani D vitamini senteziyle bunun ikisinin ayrımını ya da seçeneğimiz olsa hangisini seçerdik diye, tabii ki D vitamini sentezi için replasman tedavilerimiz var. Yani yerine rahatlıkla koyabiliyoruz. D vitamini sentezinin eğer eksik olduğunu hissedersek, yaptığımız tetkiklerde hastalardan bundan anlıyoruz. Eksikse hastaya o yönde tedavi veriyoruz. Ama bir cilt kanseriyle karşılaştığımız zaman bu o kadar basit olmuyor. O yüzden bir de D vitamininin sentezi için yanlış bir yanlış var. Saatlerce güneş altında yatıp ben D vitaminimi daha fazla senteziyorum ya da depoluyorum diye bir tıbbi durum bir yok. Durum yok. Normalde gün içerisinde maruz kaldığımız, yani bizim fark etmeden maruz kaldığımız 15-20 dakikalık güneş ışığı bile yüzden, elimizden D vitamini sentezlemesi için vücudumuzun gerekli. Ama eksik olduğunu hissettik. O zaman tabii ki tıbbi tedavilerimizde onu yerine rahatlıkla koyabiliyoruz. O yüzden ben D vitamini sentezlemek için hani güneş koruyucu kullanmıyorum diye bir mantığı biz kabul etmiyoruz dermatologlar olarak. Bu yapılan bir yanlış yine. Ve depolanmıyor değil mi? Böyle bir depolama özelliği siz de belirttiniz. Hani uzun süre ben güneşte kalayım ki depolasın vücudum bu vitamini. Böyle bir durumda yok, söz konusu. Yok. Değil. Bunu da belirtmiş olalım. Bir diğer yandan kışın yine bölgemiz açısından tercih edilen kaplıca, hamam. Bu tür yerlere girdiğimizde cildimize nasıl bakmalıyız? Yine bu noktada yapılan yanlışlar, cildimize verdiğimiz zarar ne olabiliyor? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi yüzümüzü yıkarken, cildimizi temizlerken bile çok yoğun sıcak su uygulamasından kaçınmamız gerektiğini ya da temizlerken çok sürtmeden kaçınmamız gerektiğini söyledik. Şimdi biz özellikle çok yoğun sıcak ortamını
tercih ettiğimiz zaman işte bu sauna gibi, hamam gibi, tabii biz saatlerce kalıyoruz. Hani onda da yanlış yapıyoruz. Çok uzun süre kaldığımız takdirde cilt tabii ki yıpranacaktır. Tabii kuruyacaktır, nem kaybedecektir, saçlar daha fazla kuruyacaktır, tırnaklar kırılgan olacaktır. O yüzden buhar ve nem birazcık daha cildi sonrasında yenileyebiliyor ama çıktıktan sonra mutlaka nemlendiricilerinin kullanılması, keselerin çok haşin bir şekilde yapılmaması ve çok uzun saatler boyunca buralarda vakit geçirilmesini çok önermiyoruz. Bir diğer noktada saç ve tırnak. İsterseniz onlara dair ayrı birazcık işaret edelim. Saçla başlamış olalım. Yine mevsim geçişlerinde saç dökülmesinin arttığını biliyoruz. Bu noktada neler yapmalıyız koruyabilmek adına saç sağlığımızı ve yine soğuk havadan nasıl etkileniyor saçlarımız? Şimdi saçın belli bir döngüsü var. Tabii tüm saç kıl foliküllerinin hepsi aynı dönemde değil. Bir kısmı büyüme fazında, bir kısmı dökülme fazında, bir kısmı dinlenme fazında dediğimiz fazda. Bunların hepsi ayrı fazlarda yer alıyor. Bir kıl folikülü 3-4 yıl aktif kaldıktan sonra belli bir dönemde dinlenme fazına geçiyor. Özellikle bu dinlenme fazının olduğu dönemlerde sonbahar dönemlerine denk gelen dönemler. Tabii hepsi dinlenme fazına geçmediği için tabii kel kalmıyoruz. Yoksa hepsi dinlenme fazına geçse kel kalırdık. Bir kısım dinlenme fazına geçtiği için o dönemlerde, sonbahar dönemlerinde saç dökülmeleri, yani mevsimsel olarak dökülme dediğimiz faktör ortaya çıkıyor. Bu doğal tabii bir durum. Doğal bir durum. Yazın oluşturduğu güneşin ve yıpratıcı faktörlerin oluşturduğu, sıcağın oluşturduğu etkiler dolayısıyla da zaten sonbahar dönemlerinde bunun üzerine eklenerek daha fazla yıpranmış ve daha fazla dökülme gördüğümüz durumlar. Yalnız bir de menopoz dönemlerinde, hormonal geçişlerin olduğu dönemlerde hastalarda daha fazla saç dökülmesiyle karşılaşabiliyoruz. Ama bunun hem mevsimsel bir dökülme mi, hormonal bir normal bir dökülme mi, bunun ayrımı çok önemli. Hani buna bir mevsimsel dökülme diyebilmek için ilk önce diğer faktörleri elemek gerekir. Yani saç dökülmesine neden olabilecek diğer nedenleri eledikten sonra ancak bu hastada mevsimsel bir dökülme var ya da soğuğa bağlı ya da işte çevresel faktörlere bağlı dökülme vardır diyoruz. Çünkü bu bir sistemik bir sorun olabilir, altta yatan bir ilaca bağlı tetiklenmiş olabilir, bir vitamin eksikliği olabilir, bir demir eksikliği olabilir. İlk önce bunları ayırt etmek gerekir. Ya da bir genetik bir neden vardır. Androgenetik alopesi dediğimiz hem bayanlarda hem erkeklerde karşılaştığımız genetik bir neden vardır. İlk önce bunlar var mı yok mu hastada? Bunları araştırıp daha sonrasında mevsime bağlıyoruz. Evet, dolayısıyla yine işin uzmanına burada başvurmakta fayda var. Hangi boyutta bunu yapmalıyız peki? Hani ne kadar dökülmeli ki saçımız? Bir uzmandan bu noktada fikir almamız gerekir. Normalde günlük 100 tel arası dökülme normal sayıyoruz. Ama hastanın bunu tek tek hani dökülmeyi sayması çok kolay değil. Çok mümkün değil. O yüzden hastalar kendi fark ediyorlar zaten. Yani normalin dışında olan bir durumu fark ediyorlar. İşte bu şeyde banyo yaparken diyorlar küvetim saçla doldu. Ya da elim atıyorum birçok saç geliyor elime. Ya da aynaya bakıyorum artık saçlı derimi görebiliyorum. İşte kelleşmeye başladım, bir takım sıkıntı var. Ya da saç tellerim kalındı, inceldi gibi sorunlarla geliyor hastalar. O tarz durumlarla bize başvurmaları gerekiyor. Tabii ki bunları hissettikleri anda bize gelmeleri gerekiyor. Biz bir takım hem tahliller hem klinik muayenemizde uyguladığımız yöntemlerle gerçekten bir saç dökülmesi var mı yok mu ayırt ediyoruz. Dermoskopi yapıyoruz. Gerekirse biyopsi alıyoruz. Hormonal tedavi uyguluyoruz. Soruna göre. Soruna göre sistemik tedavi, topikal tedavi, kozmetik tedaviler bunların içerisine daha sonra giriyor. Evet. İlk önce sorunun tespiti tabii çok önemli. Yine peki temizlik noktasına saçımız için dönecek olursak bu noktada yaptığımız yanlışlar neler? Örneğin saçımızı
yıkamamızı kirden arındırmak için kaç yıkama yapmamız gerekir? Şimdi aynı şekilde yüz gibi saç da kurumaya meyilli olabiliyor ya da yağlanmaya eğilimli olabiliyor. Ya da seborik egzama dediğimiz egzamatize bir cilt saç olabiliyor. Ekstra bir dermatolojik hastalığı olan bir saçlı deri olabiliyor. İşte psoriyazis gibi, sedef gibi, egzama gibi. O yüzden her saçın bakımı da farklılık arz ediyor. Yalnız biz saçımızı çok sık yıkarsak bunun çok daha iyi olacağını, çok fazla sabunlarsak daha rahat hissediyoruz. Daha iyi temizlendiğini düşünüyoruz. İşte birkaç kez şampuan yapıyoruz. Değil, sıcak daha suyu, çok köpük olmasını istiyoruz. İstiyoruz. Sabun kullanıyoruz ki hani sabun olmadan olmaz. İlk önce bir yağı arındırsın diye. Bunları yaptığımız takdirde ya da sonrasında işte bir nem gereken bir saça nem uygulamıyoruz ya da işte saç kremi kullanmıyoruz. Sonuç olarak saç problemleri de bu şekilde ortaya çıkıyor. Tabii dışarıdan çok saç dış çevreyle çok bağlantılı. İşte uyguladığımız kozmetikler, boyalar, kullanılan kimyasal maddeler de tabii ki saç dökülmesini artıran nedenlerin arasında geliyor. İşte sıkı sıkı toplama saçı, boyalar, saçlı deride etkinliği kötü olabilecek tarzda boyalar kullanımı, güneşin yıpratıcı etkisiyle beraber saç dökülmelerinde görebiliyoruz bununla beraber. Evet, yine kişi saç tipine göre hareket etmeli. Öncelikle de saç tipini belirlemek sanıyorum bu noktada gerekli. Kuruturken yapılan yanlışlar neler peki? Kuruturken nasıl hareket etmeliyiz? Şimdi tabii ki aynı yüz gibi saça da uygun şampuanlar tercih etmeliyiz. Yani kuru saça uygun, yağlı saça uygun farklı şampuanları biz öneriyoruz. Kuruturken de çok yüksek wattlı, çok yüksek enerjili kurutma makineleri, işte düzleştiriciler, saça çok yoğun termal uygulamalar yapıyoruz. Çok yakından kurutma işlemlerini yapıyoruz. Tabii ki bu da ne olacaktır? Su, bulunan su miktarı saçlı deride azalacaktır, buharlaşacaktır. Bunun etkisiyle hem saç hem saçlı deri kuruyacaktır. Kırılmalar oluşacaktır ve dökülmeye yatkın bir cilt hale gelecektir. Saç hale gelecektir. Aynı zamanda saçlı deri de bu durumdan etkilenecek. Kepeklenecek, kabuklanacak, tahriş olacak, egzamalar üstüne binecek. Bu tarzda da sorunlar, sürekli fön çekme, sürekli düzleştirici kullanma önermediğimiz uygulamalar. Evet, peki yine durulanmayan krem şeklinde, yağ şeklinde birçok ürün var artık ve her geçen gün aslında yenileri çıkıyor. Evet. Maskeler söz konusu. Bunların devreye girmesi için yine bir uzmandan mı yardım almak gerekir? Bunlar nasıl sonuçlar oluşturuyor yanlış kullanım sonucunda? Kesinlikle. Şimdi bazı malzemelerin içerisinde, hatta Avrupa'da yeni yapılan bir yayında kullanılmaması gereken bir maddenin şampuanların ya da bu söylediğiniz ürünlerin içerisinde var olduğu ama dış kısmında prospektüslerinde bunların yazmadığı tespit edilmiş. Bu tarz ürünleri kullanıldığı takdirde hasta mesela sürekli bir alerjik bir reaksiyonla da bize başvurabiliyor. Saçın yapısının bozulması, işte saçın kırılması ya da diğer saç hastalıkları gibi diğer saçlı deri hastalıklarıyla da bize gelebiliyorlar. O yüzden tabii ki bizim yine önerdiğimiz dermakozmetik ürünler, bakımlar, gerekirse oral destek yani ağızdan destek tedavileriyle saçı daha bakımlı, daha güzel hale getirebiliyoruz. Evet, böyle kozmetik yöntemler ile beraber problemle karşılaşıldığında dolayısıyla işin uzmanına başvurmakta fayda var. Kontrol altına alabilmek adına problemi ya da döndürebilmek, tedavi edebilmek adına. Tırnaklardan söz edelim, yavaş yavaş da sonlandıracağız. Yine tırnaklarımızda da problemler oluşabiliyor soğuk havayla birlikte. Belki kat kat açılmalar, kırılmalar, tırnağımızın kenarında çıkan küçük et parçaları. Bunlara yönelik değerlendirmeniz ne olacak? Yine soğuk havayla birlikte nasıl önlem almalıyız, nasıl korumalıyız tırnaklarımızı? Tırnaklarımız da el ve tırnak ikisi bir arada daha çok değerlendiriyorum. Bu sürekli suya girip çıkma, işte özellikle ev hanımlarında gördüğümüz
kimyasalların fazla miktarda kullanımı, işte deterjanlar, yağ sökücüler, işte çamaşır suyu gibi ajanlar fazla miktarda kullanımı ya da çok sık el yıkama alışkanlığı olan kişilerde bu bir psikiyatrik bir hastalığa bağlı olabilir ya da uygun olmayan temizleyici ya da sabunları kullanan kişilerde olabilir. Hem el derisinde hem tırnaklarda tabii ki bir kırılganlık ve sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tabii bazen bir hormonal sorun ya da bir sistemik bir hastalık da aynı şekilde tırnak sıkıntılarına yol açabilecek düzeyde olabiliyor. Bir tiroid hormon bozukluğundan tutun bir diyabette yani şeker hastalığında. Onun dışında diğer hastalık gruplarında da bir ilaç kullanımına bağlı olarak da aynı şekilde tırnak yapısında bozulmalar görebiliyoruz. Mesleksel olarak da biraz önce bahsettiğimiz gibi yoğun kimyasala maruz kalması sonucunda da tırnaklarda kırılganlık, yapısında değişiklik, bazen yumuşama, tırnak yapısının tamamen kaybolması, çünkü tırnak yatağı zarar gördüğü zaman değişik uzamalar, tırnak altında mantara eğilim oluşturma, tabii savunmasız kalıyor tırnak. Daha sonra bakterilerin ve virüslerin aynı şekilde buraya implante olması, sihirlerin oluşması bu bölgelerde gördüğümüz sıkıntılardan, el üstünde de sürekli suya girip çıkmayla bağlı hem alerjik kontak dermatit dediğimiz alerjik egzamalar hem de iritan kontak dermatit dediğimiz kimyasalların kendi oluşturduğu iritasyona bağlı egzamalarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada da yine ürünler söz konusu. Bunları insanların kafasına göre alıp kullandığını ya da birine iyi gelip alıp kullandığını da görebiliyoruz. Bu noktada tehlikeli boyutlar söz konusu olabiliyor mu kullanılan bu ürünler yüzünden? Tabii ki. Mesela hastaların hem alışkanlıkları dolayısıyla işte sürekli oje kullanma, tırnağın sürekli kapatılması, hava almasının engellenmesi ve tabii ki bir kimyasal içerik var sonuç olarak bunlarda. Tırnağın hem yapısını bozacaktır hem diğer sıkıntılara yol açacaktır. O yüzden tırnağa da uygulanan malzemeleri bizim kontrolümüzde kullanmalarını istiyoruz. İşte bazen manikürdür, pedikürdür. Çok kısa kesilmesi örneğin çok, tırnağın. Çok kısa kesildiği takdirde tabii ki bu sefer tırnak batıkları oluşabiliyor. İşte tahrişler üzerine binebiliyor. O yüzden tırnak bakımı da aynı şekilde saç gibi, cilt bakımı gibi bizim önem verdiğimiz sıkıntılardan. Çok dar ayakkabı seçilmesi sonucunda batıkların aynı şekilde tırnak yapısının bozulmasına kadar giden sıkıntılar olabiliyor. Çocuklara da aynı şekilde işte çok dar ayakkabı giydirilmesi, yanlış malzemelerin kullanılması ya da ilaçlarla da aynı şekilde bağlantılı olarak da tırnak sıkıntılarını görebiliyoruz. Evet, dikkatli olmakta fayda var dolayısıyla. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Çok sağ olunuz. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, cilt problemleri üzerine konuştuk. Saçtan ve tırnaktan da söz ettik. Cildiye uzmanı doçent doktor Günseli Şefika Pancar stüdyomuzda bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık. Programımızı da sonlandırdık.